Arkadaşlar merhaba, ben İşte Hoca. Sesim yavaş yavaş kendine geliyor. Sadece yutkunurken böyle bir zorlanma var. Onun dışında süper bomba gibi şükür olsun. Şimdi hocam ne yapacağız onu söyleyelim. Ders notları kitabı biliyorsunuz bu kitap. Hemen araya kalem sıkıştırdım ama şuradan bakınca gözükmüyor. Bak çok ustaca bir kalem. Şurada azıcık gözüküyor altta. Çok az görünüyor. Hemen şuradan başlayacağız. Anlatım biçimlerini konuşacağız. Anlatım ilkelerini konuşacağız. Düşünceyi geliştirme yollarını konuşacağız. Azıcık gaza gelirsek gidişata göre anlatıcı türlerini dahi ekleyebiliriz. Kitabımız olanlar son kısım. Oradan da takip edebilirler. Olmayanlar da kısa kısa not edebilirler. Süper olur. Şimdi anlatım biçimlerini bir konuşalım isterseniz. Öyküleme, betimleme, tartışma ve açıklama. Bir cebe koyalım arkadaşlar. Gelir gelir. Basit de bir konudur. Onu söyleyeyim. Yani çok rahat yaparsanız bu anlatımdan sonra inşallah çok daha rahat yapacaksınız diye düşünüyoruz. Anlatım biçimleri. Öyküleme, anlatım biçimi. Bakın ne demişiz madde madde, onları konuşa konuşa gidelim. Mutlaka bir olay vardır diyoruz. Burası çok önemli. Mutlaka bir olay var. Mutlaka bir hareket var. Yer, zaman, mekan gibi, kişi gibi unsurlar kesinlikle kendisini belli eder. Parçanın girişine itibaren siz de metne dahil olursunuz. Yani öyküleme anlatım biçiminin kullanıldığı metinde arkadaşlar siz de adeta okuyucu olarak bir karakter gibi davranırsınız. Olayların içerisinde yer aldığınızı zaman zaman hissedersiniz. Genellikle bir kişinin bir yerden başka bir yere gittiğini görürüz. Evet. Olay, olay, olay. Daha önceki anlatımlarından hatırlayacaksınız. Şöyle bir YouTube amblemine benzer bir oynatma işareti yaptığımız zaman üçgen olayı bitirmiş oluruz değil mi? Basıyorsunuz ve olaylar başlıyor. Olay, olay, olay. Betimlemede ise aman dikkat, tam tersi bir durum var. Şu hamlemi yapmıştım daha önce hatırlayacaksınız. Hep de durdurma. Bununla başlatıyorsun, bununla baya baya durduruyorsun. Çünkü betimlemede adeta fotoğrafa bakıyoruz arkadaşlar. Betimlemede çok net sıfatlar fazlasıyla kullanılır. Durağanlık vardır, olay yoktur. Detaya inildiğini görürsünüz. Ayrıntılar hakkında bilgi verildiğini. Tamam, ikisi birbirine taban tabana zıt iki konu. Hiç problem yok. Öykülemede olay hareket var. Betimlemede durağanlık var. Sıfatlar çok. Peki başka ne var hocam? Bir de tartışma ve açıklama var. Bu arada ben bir sayfa yırtmışım belli ki bu kitaptan. Onun kalıntıları gelmedi, tamam. Evet, tartışma, açıklama. Tartışmada ne diyor? İkna etme amacı var. Aman dikkat arkadaşlar, burası çok önemli. Metin baştan sona sana sürekli bir şeyleri dayatmaya çalışıyor. Şu şöyle değil mi? Şunu şöyle olması gerekmiyor mu? Bence bu böyle, sence gibi gibi gibi. Sürekli sorular sorar vesaireler yapar. Yani böyle soru işaretini çok sık kullandığını görürsün. Bu çok yerinde. Öznel bir anlatım var. Bir eleştiri görürüz. Tartışma anlatım biçiminde bir eleştiri genel giriş cümlesidir arkadaşlar. Son zamanlarda şöyle bir şey yapılıyor diyor. Ya ona bir gönderme var belli ki. Ya da son günlerde şöyle bir yanlışa denk geldim falan gibi. Bir gönderme yapar. Sonra onu çürütmeye çalışır. Kendi görüşünü dayatmaya çalışır. Tartışmacı anlatım biçiminde böyle konuşmamasında şeyler görürsünüz. Açıklama anlatım biçimine baktığımız zamansa bilgi vermenin esas olduğunu vurgulamakta büyük fayda var. Çok pardon. Nesnellik hakimdir. Yani tartışmayla zıttır arkadaşlar. Tartışmada böyle bir öznellik hakimdir. Konuşma havası vardır, sohbet havası vardır ama açıklamada hayır. Ciddi bir havası var. Onu söylemek lazım açıklama için. Sayısal veriler, tanımlar, örneklemeler vesaireler sıkça kullanılır. Şöyle öksürüğün hakkını bir verirsem inşallah gibi gibi. Çok daha iyi ilerleyeceğim. Vallahi yutkunurken zorlanıyorum. Yutkunur kan bu arada. Onun dışında mükemmel. İnşallah çok daha iyi olacağız bir iki güne kadar. Çünkü tam zaman arkadaşlar. Tam böyle yanınızda olmam gerektiğini düşündüğüm anlar. Çünkü sınava artık yavaş yavaş yolcu edeceğiz. Son ana kadar inşallah videolar devam etmeli. Evet, anlatım biçimi. Tamam, 4 tane anlatım biçimi var arkadaşlar. Bir beşincisi yok. Yazıyorsa da bir yerlerde yanlış hocam. 4 tane anlatım biçimi var. Hocam bizim kitapta işte atıyorum benim gördüğüm yerde 30 tane var. Ha, o kesin şeydir. Düşünceyi geliştirme yollarıyla karma verilmiştir, tamam. 4 tane anlatım biçimi var resmi net kesin. Ama 8-10 tane daha da fazla abartılabilir. Düşünceyi geliştirme yolu var. Geldik anlatım ilkelerine. Dikkat. Anlatım ilkeleri dediğimiz şey önemli aslında ama yani soru gelirse ters köşeye de müsait, onu da söyleyeyim. Açıklık. Açıklıktan kastımız ne? Açıklık dediğimiz şey herkesin aynı şeyi anlaması. Net ve anlaşılır olma durumu. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Yani ben bu metni okudum. Şunu şunu anladım. Sen ne anladın? Ha, ben de onu anladım. Sen, ben de. Sen, ben de öyle anladım. Yani hocam herkes aynı şeyi çıkarıyor. Net demek ki, anlaşılır demek ki. Buna açıklık diyoruz. Tam tersi bir durum olursa da bunu kapalılık olarak adlandıracağız. Tamam. Yani ben okudum başka bir şey anlıyorum. Birisi okuyor hiç anlamıyor falan. Başkası okuyor o alakasız bir şey anlıyor. Burada kapalılık ilkesi devrede. Yalınlık diğer adıyla sadelik. Söz sanatları kullanmama arkadaşlar. Hiç söz sanatına yer vermemişsek ona yalınlık anlatım ilkesi kullanılmıştır diyoruz orada. Tutarlılık çelişmeme durumudur. Yani başından sonuna yazarın, anlatıcının vesairenin aynı şeyi savunması durumu. Kendisiyle çelişmemesi. Etkileyicilikten kastımızsa kişide bir iz bırakması, değişiklik oluşturması vurgusu olacak.
sürükleyicilik noktasındaysa merak unsurunun olması önemli. Hani kitabı elimizden bırakamamak ya da bir solukta, bir nefeste okumak gibi gibi ifadeler sürükleyicilikle çok yakından alakalıdır. Aman dikkat. Bütün hikayelere bakacağız bu arada, içimiz rahat olsun. Süslüğe baktığımız zamansa söz sanatlarına yer verme mantığı göreceksiniz. Yani yalının tam tersi, zıttı. Özlülük, az sözde çok şey anlatma. Yani atasözü ve deyimleri çok rahat bu ilkeye dahil edebiliyoruz. Duruluk, dalma. Bak sesim yok diye şimdi yükselemiyorum diye. Senin orada böyle lay lay lom gittiğini görmedim değil. Hadi bir toparlan hocam. Hadi arkaya bir yaslanalım. Ben de bir yaslanayım şöyle. İstemsizce ben de kendimi arkaya doğru attım. Ha, süper. Şimdi duruluk, gereksiz sözcük kullanmamak. Ne demek hocam bu? Yani bu sözcük bence gereksiz ya da gerekli, o tarz bir şey mi? Hayır. Birbirini karşılayan, anlamca birbirini karşılayan sözcüklere yer vermemek. Mesela bu anlatım size çok yararlı ve faydalı olacak. Yararlı da aynı, faydalı da aynı şey değil mi? Birbirinin yerine kullanılabilir. Mesela burada duruluk ilkesi ihlal edilmiş. Duruluğun zıttı yok. En azından duruluk yok dersin, geçersin. Tamam. Peki akıcılık. Akıcılıksa kolay okunabilirlik demek arkadaşlar. Bunu lütfen cebinize koyunuz. Akıcılık kolay okunabilirlik demek. Yani akıyor gidiyor olay bu. Tamam, çok net. Okudum, hiç dil sürçmesi yaşamadım. Gayet net okuyorum. Eyvallah. Yoğunluk, derinlik, sözcüklere birden fazla anlam yükleme durumudur. Değil mi? Bir sözcüğe anlam derinliği yükleme. Hani bir söz vardı. Zamanında sınavda sorulmuştu arkadaşlar. Yazar diyor sözcükleri kat kat atkılarla donatmış. Bak ifadeye bak. Görüyor musun ifadeyi? Tam sınav dili. Yazar diyor sözcükleri kat kat atkılarla donatmış. Hani böyle atkıyı sararsın, 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 sararsın. İncecik bir boyun çıkar ya böyle. İncecik. Şöyle bir boyun var mesela. Ama atkıyı öyle bir dolamış ki adam. Atkıyı bu arada. Şöyle. Açarsın, açarsın, açarsın. Yani hocam bir derinlik var orada, bir bütünlük var. Yoğunluktan kastımız bu. Özgürlükle lütfen karışmasın. Tamam, aman dikkat. Doğallık, samimi, içten, yapmacıklıktan uzak olma durumu. Hani içten, samimi, ya hiç yapmacık değil falan deriz ya. İşte tam da o ikiden bahsediyoruz. Evrensellik, herkese hitap etme durumudur. Aman bu da cebinizde kalsın. Tamam. Evet, enerjimiz ufak ufak düşüyor tabii ister istemez bu hastalıklardan dolayı. Son bir iki videoda böyle onu hissediyoruz. Ama inşallah toparlayacağız, çok daha iyi olacağız. Düşünceyi geliştirme yolları, aman dikkat. Bunların sonu yok arkadaşlar. Bir sürü şey eklenebiliyor. Ama lazım olanlar ve kesinlikle kemikleşenleri şimdi bir konuşacağız. Karşılaştırma. En, daha, ise, kadar gibi ifadeleri çok sık göreceksiniz. Karşılaştırmada mutlaka çıkış noktası ortak olmak zorunda. Ha, bahsedilen şey farklı olabilir. Mesela A yazarı aşk temasını işlerken B yazarı memleket hasreti temasını işlemiştim. İkisi de farklı şey söylemiş. İkisi de farklı şey işlemiş. Ama çıkış noktası ortak. Tema noktasında değerlendiriyoruz. Tamam. Yani A yazarı iyi yazıyor. Çok eser vermiş. B yazarı çok sevilen bir yazar. Demek bir kıyas, bir karşılaştırma değildir. İki yazar hakkında bilgi aktarmaktır. Ama şu olabilir. A yazarının şu kadar kitlesi varken B yazarının bu kadar kitlesi var. Ha, işte bu bir kıyastır. Tamam. Aman dikkat. Benzerlikler, farklılıklar sayılabilir. Benzetme gibi, sanki kadar, tıpkı sözcükleri sıkça kullanılır arkadaşlar. Benzetmede bir şeyi bir şeye benzetme. Kişileştirmede insan dışı varlığa insana ait özellikler yükleme. Bu canlı cansız her şey olabilir. Tanık göstermedeyse arkadaşlar mutlaka ama mutlaka bir görüşe yer verme söz konusudur. Atasözleri de yine tanık göstermeye örnektir. Tanık gösterme şudur aslında. Ben şunu şunu düşünüyorum. Bak o da öyle düşünmüş. Tamam bu. Yani Yunus Emre'nin sözünü veriyor mesela. Bak o da böyle düşünüyor gibi. Yani görüşünü desteklemek, bir tanığı göstermek adına kullanılan şey. Tırnak işareti genelde kullanılır. Buna dikkat etmekte fayda var. Yani her zaman zorunlu değil. Virgül koyup dedi de diye bilirsiniz. Yani tırnak varsa her zaman alıntı olacak, tanık gösterecek anlamına gelmez. Bir esere ya da bir sözcüğe vurgu yapmak adına da tırnak işareti kullanılabilir. O yüzden aman dikkat, metne göz atmanızda büyük fayda var. Geldik örneklemeye. Örnekleme sorulursa %99 cevap olur arkadaşlar. Şıklarda örnekleme varsa hiç affetmeyin yani. Hep o cevap olma ihtimali onun çok yüksek olduğunu unutmayın. En çok sorulan seçeneklerden, çünkü arkadaşlar metnin girişine falan konulmaz. Örneklemeyi genelde metnin ortasında görürsünüz. Yani size okutmak adına hazırlanmış bir şeydir. O yüzden mümkün mertebe cevabın örnekleme olduğunu unutmayınız. Tamam, cebinizde lütfen kalsın. O anlamda dikkat. Devam. Bir şeyi somutlaştırmak adına kullanılır. Eyvallah. Parçada genellikle virgüllerle bir şeyin sıralandığını görürsünüz. Bu da çok doğru. Genellikle bir eser, yazar, dönem adı sayıldığı da görülür. Yani şu dönemde şu yazarlar var dersin, tek tek sayarsın. Tamam. Sayısal verilerden yararlanmaysa en basit başlık arkadaşlar, sorulma ihtimali en düşük. Şıklarda gelirse cevap olma ihtimali sıfır olan bir başlıktır. Mesela bu sene girdiğiniz cevaplarda C şıkkında sayısal verilerden yararlanma mı var? Direkt olarak C şıkkını eleyip hiç bakmasanız dahi inanın olur. Çok o kadar net. Ha, yine de tabii risk almayalım, bakarız da. Ya yine de bakılmamalı, o kadar söyleyeyim. O kadar yani net. Herkes olayı anladı. Cevap olma ihtimali sıfır hocam. Yani sen metinde %90'ı göreceksin. %3'ü göreceksin. Bir yerlerde 75'i göreceksin. 82 falan
göreceksin ve diyeceksin ki yok ya, sayısal veri değildir bu. Lan böyle bir şey olabilir mi? Bunu yazıyla yazamazlar mı? Yazamazlar. İstatistiki verileri arkadaşlar yazıyla yazamıyorlar. Doğal olarak bizi kandıramazlar. Mesela %10'u yazıyla yazayım da adam görmesin, mümkün değil. O yüzden en basit başlık arkadaşlar, birden fazla sayısal veri olması burada tabii önemli. Sayısal verilerden diyor çünkü önemli. Genellikle istatistiki veriler, anket sonuçları vesaire paylaşılır, cebinizde kalsın. Tanımlamadaysa nedir ya da kimdir sorularının cevabını bulmaya çalışırız. Öznel ya da nesnel olabilir, bu çok önemli. Hani tanımlar genelde şeydir ya bizim için, kitabidir, resmidir. Hani kitapta gördüğümüz tanımdır bizim için geçerli olan. Hayır, kendince de tanım yapılan biliyor. Eyvallah hocam. Geldik anlatıcı türlerine. Bu da cebinizde kalsın. Hani birinci kişi ağzından, üçüncü kişi ağzından gibi. Birinci kişi ağzından da yazar, kendi başından geçenleri anlatır. Yaptım, ettim, yaptık, ettik. Tamam. Aman dikkat. Yani benli ve bizli söylemler vardır. Benli anlatım falan da diyebilir. Üçüncü kişi de ise yazar, gördüklerini anlatır. Yaptı, etti. Yani birinci kişi yaptım, ettim. Üçüncü kişi yaptı, etti. Bu kadar net. Şimdi bugün ne yaptık? Bundan sonra ne yapacağız? Hemen onu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar, paragrafla ilgili çok önemli bir konuyu, bir ara konu aslında ama değerli de, sorulduğu zaman ters köşe yapabilir. Çok önemli bir noktayı hallettik bence. Güzel oldu. Soru çözümleri atacağım size sık sık elimden geldiği kadar. Yine böyle kendi hazırlayacağım seçme videolar olacak. Bir de kitaplarımdan alacağım soru çözüm videoları olacak. Haberini vermiş olayım inşallah. Her gün video atmaya inşallah devam edeceğiz. Videoları böyle arkadaşlar 2, 3, 4, 5 o civarlar atmaya çalışacağım. Tamam, içiniz rahat olsun. Gün içerisinde böyle öğleden sonra atmaya çalışacağım. Sabahları kalkıp hazırlama gibi bir planım var. Çünkü sabah kalkıp hazırlayıp böyle atayım diyorum. Sabah bazen risk olabiliyor, 10'da atacağım diyorum, 10.30 olabiliyor, 11 olabiliyor falan. Böyle bir şey yaşamamak adına şöyle 2-3 civarları inşallah atmaya çalışacağım videoları elimden geldiği kadar her gün inşallah. Tamam, herhangi bir kamp başlatmayacağım, hiçbir kampa başlamayacağız. Belki böyle bir hani genel tekrar falan atarım ama yine bir kamp havasında yapmayacağım. Çünkü yeteri kadar kamp yaptık, yeteri kadar sizleri kampta tuttuk, çok yoğun geçti. Baya baya bilgileri verdik. Şu dakika itibariyle artık nokta atışlarla karşınızda olmaya çalışacağız. Bazı konuları seçeceğim, onlarla ilgili vurgular yapacağım. İçiniz çok rahat olsun, yorumlarda da görüyorum hocam. Tam da vallahi kafamdaki soru işaretini giderdiniz. İçiniz çok rahat olsun. Ben yorumları tek tek satır satır okuyorum. Bunu tek tek söyleyeyim. Yani hep bütün yorumları noktası virgülünü okuyorum. Hiç kafanızda soru işareti kalmasın. O yüzden bütün sorunlarınızı, sıkıntılarınızı görüyorum, biliyorum. Hocam şunu anlatsanız çok iyi olur. Belki altına tam anlatacağım, yazamıyorum ama bir şekilde onu videoya çeviriyorum. İçiniz çok rahat olsun. Yine de isteklerinizi yazmayı unutmayın, olur mu yorumlarda hocam? Şu gelse fena olmaz. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Kolay gelsin.